Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Bir maratondasınız, koşturuyorsunuz, görüyoruz. Başarılar diliyorum her şeyden Çok önce. teşekkür ederim. İnşallah hakkınızda hayırlı olur. Arkadaşımız Amin. da herhalde Ben de bakın ki ilçe ilçe başkanıyım. başkanım. İlçe başkanım var. Sen Evet. kısmet olmadı, Fikretler. tanışamadık. Memnun oldum. Sağ olun. Ben bakın ki iş adamları dernek başkanıyım. Onur Kurulu Başkan Vekilimiz. Kaya Bey, Yönetim kurulu. Fahrettin Bey bizim yönetim kurulundan, kardeşimiz Özkan gene yönetim kurulundan genç, biraz geleceği temsil ediyor inşallah. Banu kızımız bizim üyemiz. Birol Bey Saymanımız aynı zamanda, paralarımız hepsi onda. Saptar Bey Onur Kurulu üyemiz. Salim Bey bizim çok eski dostumuz, aynı zamanda tecrübeli bir belediyeden emekli olan müdürdür kendisi. Bize de bilgilerinden yardımcı olan bir kardeşimiz. Atilla Bey bizim üyemiz, kendisi hareketli ve canlı bir Atilla kardeşimiz. Bey'i çok tanıyorum sanki. Böyle sürekli gördüğüm bir simaymış gibi. Bilmiyorum. Geçen sene sonuna kadar İyi Parti Bakırköy Teşkilat Başkanıydım. Belki de. Merasimlerde falan ben siz bir ben tanıyorum. Merasimlerde falan genelde yan yana geldiğimiz zamanlar oldu. Doğrudur Orada. efendim. Doğrudur. Şimdi Oradan kabul tanıyorum. ederseniz Sayın Başkan, İyi Parti'den ayrıldı. Bir boşlukta hemen ilçe başkanı da buradayken bir anlaşma yapabiliriz ama Ay şeref şartları duyarız. şartları ben konuşurum sizden daha Şeref sonra. duyarız. Ne demek? Hiç Şurada Yine bizim çok çok sevdiğimiz memnun oldum. kardeşimiz, o da daha evvelden belediyede görevliydi ama bizim gönül dostlarımızdandır. Nihat kardeşim de zaten bizim kardeş derneğimiz. Sağ olsun her türlü etkinliğimizde bizim yanımızda oluyor. Biz de ondan beraberiz. Derneğimizi ufak ben size bir anlatayım. 1987'de TÜSİAD'dan sonra ilçe bazında kurulan ilk dernek bizim. Tabii o zaman Bakırköy bir interlanttı. Malum 8 tane ilçeye ayrıldı daha sonra. Biz tabii ki Bakırköy'de sosyal yaşantının içindeyiz. Mülkümüz kendimize ait. Aşağıda bir salonumuz var. Ön tarafta bir yemekhanemiz var tekrar. Yani yapmış olduğumuz, burada çeşitli etkinlikler var. Müzik var, tiyatro var. Ne güzel. Böyle geçmiş dönemde para kazanmış ama müzikten içinde uhde kalmışlara, işte Vedat hocamızın önderliğinde burada ders verdirtiyoruz. Ve aldıkları dersi de 4 ay 5 ay sonra konser veriyorlar. İnşallah sizi de davet edeceğiz. Çok sevinirim. Nisan ayında olacak kısmet olursa. Dolayısıyla yani demek istedim, öz Bakırköylü olan arkadaşlarımızın üyeliği burada geçerli olan o şekilde, ya da evi burada olup iş yeri başka yerde olursa o da olabiliyor. Yani kendi halinde siyasetin içine girmiyoruz ama tabii ki taraftarlarımızın merak ettiği, örneğin sizi tanımak için arkadaşlar burada gelip bir vesileyle tanışmak istiyorlar. Dolayısıyla ben tekrar size başarılar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizin düşüncelerinizi daha sonra arkadaşlarımızın soru cevabı olursa beraber bir değerlendirelim istiyorum. Tekrar Tabii. hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben Dilber Nazlı Vesek. Bildiğiniz üzere Bağımsız Türkiye Partisi'nin Bakırköy İlçe Belediye Başkanı adayım. Aslında çok siyasetin içinden bir isim değilim bu arada. 42 yaşındayım. 8 yaşında bir erkek çocuk annesiyim. Yeşilyurt'ta yaşıyorum. Babamın işi, dolayısıyla babam Türkiye Petrolleri'nde çalışırdı. Türkiye'de yaşamadığım bölge yok desem, zannediyorum ki yanlış bir şey söylemiş olmam. Çukurova Üniversitesi'nden Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezunum. 2000 girişliyim. Ayrıca eski profesyonel basketbol oyuncusuyum. Çok uzun yıllarda basketbol Maşallah. oynadım. Çok teşekkür ederim. Uzun yıllarda çeşitli kurumlarda orta düzey ve üst düzey yönetici olarak çalıştım. Siyaseten için girdiğime gelince, siyasete Türkiye'nin
mevcut şu anki durumundan kendim bir anne ve bir birey olarak rahatsızlık duyduğum için ve Türkiye'nin karanlık bir döneme sürüklendiğini düşündüğüm için ne yapılabiliri düşünüp artık bizlerin de özellikle kadınların ve siyasetin dışından ama iyi niyetli olan herkesin de siyasetin içerisinde olmasına karar vererek siyasete atıldım. Sonrasında da bu yönetimin ilk basamaklarından birisi olan belediye başkanlığına adaylığımı koymak istedim. Çünkü bir kendimi Bakırköy'lü Trakyalıyım bu arada. Kırklareli doğma ama dediğim gibi Türkiye büyüme desem yanlış olmaz. Ama kendime yaşamak için Bakırköy Yeşilyurt'u seçtim. Çünkü insan profilini kendime çok yakın hissettim ve kendimi gerçekten Yeşilyurtlu olarak adediyorum şu anda. Öyle hissediyorum ve çocuğum burada doğdu, burada büyüyor. 8 yaşında bir evladım var. Ve Bakırköy'ün mevcut durumundan da hiç memnun olmadığım için bir şeyleri değiştirmek adına yola çıktım ve son sürat koşarak gidiyorum. Seçim sürecinin başında başladım. Seçim sürecinin sonu yaklaştı. Bıkmadan, yılmadan, usanmadan koşuyorum. Her yere gidiyorum. Dokunabildiğim herkese dokunmak istiyorum. Kendimi anlatabildiğim herkese anlatmak istiyorum. Tabii ki herkesin gönlünde bir partisi, belki bir adayı vardır. Elbette ki normalde zaten budur. Ama yerel seçimler için en azından şunu anlatıyorum, şunu söylüyorum. Particilik değil aslında ahlaklı belediyecilik yapacak ve çalışacak bir adaya, bir belediye başkanına ihtiyacı var Bakırköy'ün. Çünkü bugün çıkıyoruz, işte projelerimizi anlatıyoruz. Gerek basına anlatıyoruz, gerek insanlara anlatıyoruz ama daha önce basından ve işte sevgili muhtarlarımıza da anlattığımda söylediğim gibi proje olarak çıkardım ortaya. Böyle 25-26 maddelik bir listem var. Önce bir Bakırköylü olarak kendim oturup dedim ki ben nelerden şikayetçiyim. Yazdım. Sonra işte vakıflar, dernekler, STK'larımız, işte bilirkişilerimiz, muhtarlarımız dinleyerek, bir araya gelerek bunları daha somutlaştırıp sonra kendi kurmaylarımız ve ARGE'mizle de bir araya gelerek bunları nasıl geliştiririz, bunların hangilerini biz gerçekten yapabiliriz, ortaya koyabiliriz diye böyle bir liste ortaya çıkardık. Ama ben bugün bunları projelerim diye anlatmaktan aslında hicap duyuyorum. Çünkü bizim proje dediğimiz şeyler aslında bakarsanız belediyenin asli görevleri. Zaten yapılmış olması gereken şeyleri bugün konuşuyoruz. Yolda yürüyoruz, ayağımız takılıyor. Arabayla gidiyoruz, çukura düşüyoruz. Efendim, parka gidiyoruz, başka türlü sokağa çıkıyoruz. Sokaklar pislik içinde. Temizlik deseniz yok. Sinek mi var, böcek mi var? Yani bunları proje olarak anlatmak aslında çok komik ama maalesef bugün bunlarla karşınızdayım. Tabii ki bunlarla da değil, çok daha düşünülüp tasarlanmış başka türlü projelerimiz de var ama temelini tabii işte yollar, kaldırımlar, otopark sorunu, işte parkların, bahçelerin durumu, kültür ve sanat merkezleri gibi bu liste böyle uzuyor ve gidiyor. Yani aslında çok isterdim ki ben size bu projelerimin hepsini, 26'sını birden burada detaylarıyla anlatayım ama maalesef hem öyle bir vaktinizi de almak istemem, sizi de yormak istemem ama dilerseniz sosyal medya hesaplarımda bunları üstüne basa basa hepsini detaylarıyla anlattım. İsterim ki onlara sizler de bir göz gezdirin ama ben burada asıl anlatmak istediğim, sizlerle bir araya geldiğimde söylemek istediğim şey aslında şudur. Karşınızda 42 yaşında bir çocuk annesi ve jeoloji mühendisi bir kadın olarak duruyorum. Ve bu söylediklerimi bir anne olarak aslında size söylemek istiyorum. Ben niçin bu göreve talibim? Çünkü Türkiye'de her kademede olduğu gibi siyasetin bir meslek haline, bir iş haline getirilmesine ve zenginleşme aracı olarak kullanılmasına, partim adına da
aynı şeyleri söylüyorum. Kendim adına da bunları söylemek istiyorum. Biz karşıyız. Biz belediyenin bütün kaynaklarını halkın hizmetine sunmak için bu göreve talip olduk. Şeffaf yönetim, şeffaf yöneteceğimizi söylüyoruz. Belediyenin her kuruş gelirini ve giderini halkımızla paylaşacağımızı söylüyoruz. Doğal yardımcılarımız olan muhtarlarımızla birlikte vakıflarımız, derneklerimiz, STK'larımız ve halkımızla birlikte biz bu yönetime talip olduğumuzu söylüyoruz. Bizleri halkın yönlendireceğini söylüyoruz. Liyakatsizliğe, adaletsizliğe ve rant belediyeciliğine müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz. Bütün bu talan ve rant düzeninin de karşısında olacağımızı söylüyoruz. Biz bu göreve bu yüzden talibiz. Dilber Nazlı Vese kim diye eğer sorarlarsa veya ismimi duyduğunuz zaman ben sadece şunu istiyorum. Bu göreve geliriz gelmeyiz ama kadın var, evet, bu kadın ahlaklı, şerefli, onurlu hizmet etmek için bu yola başını koydu ve hala da vazgeçmedi ve vazgeçmeyecek. Bunun da sadece bilinmesini istiyorum. Niyetim budur. Sizlerle paylaşmak istediklerim de bunlardır. Bağımsız Türkiye Partisi ile ilgili gittiğimiz birçok yerde insanların aslında çok partimizin kuruluşuyla, genel başkanımızla, niyetiyle alakalı çok da bir bilgisi olmadığını görüyorum. Müsaade ederseniz birkaç cümleyle de partimin hem kuruluşunu hem de bugünkü durumunu da izah etmek isterim sizlere. Bağımsız Türkiye Partisi bundan 25 sene önce kendisi profesör olan Sayın Haydarbaş, merhum Haydarbaş'ın kurduğu bir parti. Haydarbaş niçin siyasete girmiş bir profesör olarak? Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya koymuş olduğu bir milli ekonomi modelimiz var. Ömrü vefa etmediği için bizim ulu önderimiz bu uygulamayı tam olarak hayata geçiremeden maalesef hayata gözlerini yummuş ki bir 5 sene daha yaşayabilseymiş keşke, bugün aslında hiçbirisini konuşuyor olmazdık diye düşünüyorum. Bugün ne İsviçreler ne Norveçler bize yetişemezlerdi diye düşünüyorum. Ama ömrü vefa etmediğinden uygulayamadığı bu milli ekonomi modelini bizim kurucu başkanımız Sayın Haydarbaş toparlayıp kitaplaştırmış. Yaklaşık 1000 sayfalık bir milli ekonomi modeli kitabı ortaya koymuş ve bu 15 profesör arkadaşıyla birlikte, yani bizim partimizin kemik kadrosunu oluşturan akademik kadrodan da bahsediyorum aynı zamanda. Demişler ki biz bu milli ekonomi modelini çıkalım, siyasilere anlatalım, okullarda anlatalım, öğrencilerimize seminerler verelim, profesörlerimize, doçentlerimize anlatalım diye yola çıkmışlar. Fakat Türkiye'de o günde bugünkü ne benzer engellemelerle karşılaşmışlar. Biliyoruz ki bugün şu söylemi duymanız yoktur. Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar kıymetlidir söylemini zannediyorum hepiniz duymuşsunuzdur. O zaman da bu tip engellemelerle karşılaşılmış ve sonrasında demişler ki bu akademik kadromuz demiş ki biz bunları bize anlattırmayacaklar. Biz en iyisi bir siyasi oluşum, bir parti kuralım. Ancak biz böyle konuşabileceğiz demek ki. Sonrasında Bağımsız Türkiye Partisi ortaya çıkmış. Kendisi sadece milli ekonomi modelini değil, aynı zamanda yine aşağı yukarı 1000 sayfalık bir Hoş Geldin Atatürk kitabını yazmıştır. Ve bu kitabı okuyan bilir kişilerin kitapla ilgili şöyle bir yorumu var. İçerisinde siyaset barındırmayan, Atatürk'ü Atatürk gibi anlatan tek kitaptır derler. Böyle de bir kitabımız var. Bugün Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ilerleyen, yürüyen ve Atatürk'ün Atatürk'ün ipini tutan bence en büyük, yani Atatürk'ün yolunda giden en toparlayamadım ama eminim siz beni anladınız. Yani en Atatürk ilke ve inkılapların ışığında yürüyen bence en büyük tek parti bugün Bağımsız Türkiye Partisi'dir.
Söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Söylediklerim veya söylemediklerim de olabilir. Bunlarla ilgili soru sormak isteyen, istişare yapmak isteyen de varsa çok teşekkür ediyoruz. Tabii bak, her şeyi net ve açık konuşuyorsun. Yani bizim arzuladığımız da bu. Şimdi belediyecilik malum yerinden yönetim olmuş oluyor. Doğru. Ama maalesef bir kopukluk oluyor. Yani seçilene kadar gayet güzel her şey konuşuluyor. Fakat uygulamaya geldiği zaman işte dağları ben yarattım havasıyla vatandaşa sorulmadan bazı şeyler yapılıyor. Doğru. Şimdi bunu yetkililere de söylediğim için rahatım. Şimdi burada bir şey yapılacağı zaman, tabii kısmet olur siz kazanırsanız, her şeyi açık konuştunuz. Yani ben de beklentimi arkadaşlar adına söz aldım önce ama lütfen, tekrar arkadaşlar da sorularını soracaklar. Bir istişare yapılmıyor. Evet. Şimdi örneğin bir İstanbul Caddesi, bir İncili Caddesi yeniden yapılanmaya açıldı. Bunu daha evvel denendi yani tek olarak. Biz istedik ki aşağıda salonumuz da var. Yani şu anki yetkililerin hepsine söyledim ben bunu. Burada yaşayan esnafı ve belediyenin veya büyükşehirin, işte Bakırköy'ün yetkilileri bir arada olalım. Burada bir çözüm bulalım. Yani hangi sokaktan, nereden? Şimdi bu arka tarafta Kartaltepe'de oturan yaşlı birisi İstanbul'dan buraya geldiği zaman Yüce Tarla'da iniyor. Düşün, geliyor buradan, buradan, buradan oraya geçiyor. Bunun başka türlü bir çözümü olabilirdi ama oldu, artık onun üzerine tartışmıyorum. Dolayısıyla yani kısmet olursa sizin lafınıza istinaden söylüyorum. Yani bu belediye seçilecek olan kimse yapacağı her türlü yatırımı vatandaşa sorarak, yani doğrusu nedir istişare ederek karşılıklı bu olayları yapmasında fayda var diyorum. Çok evet, doğru. Sayın Başkanımıza soracağımız merak edilen bir konu varsa, evet Salimciğim. Şimdi başkan, siz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Tabii bir yerde bir mücadeleye çıktınız. Evet. Tabii bazı tespitler yapmışsınız duyduğum kadarıyla. Tabii bu belediyecilik, ben 40 yıl belediyecilik yaptım yani. Her şeyi yaptım. Bakırköy'de. Şimdi siz bu yaptığınız tespitlerde eksikler, yanlışlar, ne yapılması gereken? Peki mevcut kadroyla gireceksiniz bu işe. Mevcut kadro maalesef şu anda o dediğiniz eksikleri yaptığı için. Siz ne düşünüyorsunuz burada? Nasıl bir kadroyu oluşturacaksınız? Yenilik yapmak, belediye hizmetlerini arttırmak. Biz şöyle söyleyeyim, evet, bunun kararını da yine Bakırköy olarak hep birlikte vereceğiz. Bu yolu biz hep birlikte yürüyeceğiz. Bakırköy'de yönetimde olan, olmayan, halktan olan, katılmak isteyen kim varsa, kim fikrini beyan ediyorsa, evet, kim bunun en doğrusunu biliyorsa, bize fikir verecekse, biz hepimiz bir araya geleceğiz. Bu taşı buradan hep birlikte kaldıracağız. Bu ne benim, ne benim teşkilatımın, ne benim ARGE'min tek başına yapabileceği, karar vereceği bir şey, evet, değil. Evet. Ben en başından beri söylüyorum. Yönetimde halka kadar biz ineceğiz. Hep birlikte yapacağız bunu. Düşüncem benim bu. Dediğim gibi yani hakikaten ben hizmet etmek, hatta şunu da söylüyorum, maaşım harici, belediye başkanı maaşı harici tek kuruşa el sürmeyeceğim ve şeffaf olacağız. Belediyenin bütün gelirini giderini de paylaşacağız halkımızla. Yani bizim niyetimiz gelip de işte dediğim gibi zenginleşmeye çalışmak, buradan bir rant, bir çıkar sağlamak değil ve hizmet etme noktasında da kim ise bu işte fikir verebilecek, beraber yürüyebileceğimiz, kim ise halka faydalı olabilecek, tabii ki biz hepsiyle A partisi, B partisi de demeden hepsiyle bir araya geleceğiz ve dediğim gibi bu hizmeti birlikte yürüteceğiz tabii. Doğrusu da bu ama. Yani. Gayet de güzel tabii. Başkanım, bir şey soracağım. Şeyle alakalı yok. Basket oynadım dediniz de. Evet. Şuradan tanıdığın kimse var mı? Hemen bakalım. Milli takımda da oynadı o kızlar. Benim zamanım. Sizin zamanınız yıl? Arada epey bir zaman var. Ben de tanımam normal yani.
20 sene milattan evvel. Ya milattan evvel. Yöneticilik yanlış olmasın. Bak yöneticilik zamanı. O takım benim takımım. Bak kaç kişi var orada? 40 sene oldu. Ben yönettim onu. Ben yöneticilik. Başkanım de. Yüzler hiç seçilmiyor. Hangi takımlar var Bakırköy burada? Bakırköy Spor hepsi. Hepsi Bakırköy orada. Ama bu milattan önceki bir hayır tane. Hayır. Yok şey 2002. Şöyle ki başkanım evet, yıl belki o kadar eski değil fakat. Onlardan milli olan kızlarımız da var içinde. Kim basket isim söyleseniz. İsimlerinden. Başkanım fotoğraflarda yüzler çok belki tanırsın seçilmiyor. Ama büyüdükçe flü oluyor. Şimdi tabii Kaya Bey. Biz ben eski basketbolcuyum da onun için sordum. Gerçekten. Bu takım benim takımım bak. Bunları biz yetiştirdik. Şimdi Bakırköy'de basketbolun beysi yok maalesef. Beysi yok maalesef. İşte pardon, bir futbol, girdim. Estağfurullah lütfen, bir futbol takımı var. Bir mücadele, bir yerlere gelmeye çalışan. O zaman da çalışan. İşin başındaydım. O zaman biz milli ikinci ligdeydik ama maalesef. Yine bir işte voleybol takımımız var. O da bir imkanla bir yerlere çıkmaya çalışan. Maalesef Bakırköy'de maalesef spora. Maalesef çok oradan sıkıntıdayız. Ama işte bir sporcu gözüyle bizim bu konuyla ilgili tabii çok farklı çok, bakışımız çok var. Evet. Çok yani yeni yani böyle tesisler. Böyle bir orduyu kurabilmek bile yani şunların antrenmanlardaki su parası bırak hiçbir şeyi. Su parası bile çok önemli. Evet. O kadar bir ordum var. Evet. Zor zaten başkanım gençler, şu anda tüm buraya ciddi bir kaynak akıtsak bile bu kadroyu toplamak kaç sene alır? Çok zor. Tabii çok kayıplar oldu. Evet. Şimdi tabii ben tartışmak babından değilim ama sosyal yönden çok zengin olan Bakırköy her şeyimiz maalesef var şeyini kaybetti. Tabii şimdi diyalog eksikliğinden oldu. Yani mesela bir vakıf olayı var. Vakıf yıkıldı. Yıkılmalı mıydı, yıkılmamalı mıydı? İçinde bulunduğum için ben rahat konuşuyorum. Ne kaymakamı, ne vakıfın başkanı eski bizim Naci Bey, ne de ben de dahil olmak şartıyla yaptığımız istişarelerde bir türlü bir araya varamadık. Neticede bir gece ansızın orası yıkıldı kaldı. Şimdi benim torunlarım orada basket öğrendiler. Yüzmeyi orada öğrendiler. Şimdi tamam bir salon var orada devam ediyor ama Bakırköy bazı değerlerini kaybetti. İnşallah siz kazanırsanız farklı bir çalışmayla. Çünkü Bakırköy halkı sevecendir yani. Evet. Verimkardır. Şimdi Zuhrat Baba da Yüce Spor'un bulunduğu sahada bir operasyon yapılıyor. Evet. Belediye orayı tamam gene saha yapacağım diyor ama etrafını birileri çeviriyor. Eğer çevirdikleri adamlar oraya para harcıyorsa o paranın karşılığında oradan bir şey bekleyecekler. Bunlar mesela açıklanmıyor. Şu anda oradaki arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Onların yüzüne konuştuğumuz için rahat konuşuyoruz. Evet. Yani Bakırköy'de yapılacak olan bir olayı aleni çıkıp da biri hani başkan olsun başkan yardımcı ya arkadaş biz burayı yıkıyoruz ya da burada bir ölçüm yapıyoruz ama bunun arkasından bu böyle olacak diye İnsanlara ciddiye alıp anlatılmıyor. Geçmiş dönem böyle değildi. Öyle değil mi? Bir belediye başkanı ayda bir de olsa, 15 günde bir olsa bir istişare toplantıları yapardı. Kimdir bunlar? Vatandaş gider derdini anlatır. Onun yanında başkan yardımcıları var. Sol tarafında müdürler var. İşte bilir Salih kardeşimiz. Ve orada gider belediye başkanı derdini anlatırsın. Belediye başkanı da başkan yardımcısına der ki fen işiyse fene, sağlıksa sağlığa araştırın der. Öbür hafta gelir netice ne oldu diye söyler. Çok basit bunlar ama yapılmadı. Yapılmamasında bence Atilla'nın da kusuru var. Biraz daha müdahil olman lazımdı siyasete. Uzakta kaldı. Uzakta kalmamak lazım. Kapalı çarşıya takıldı. Yani aslında siz konuşurken böyle bir heyecanlanıyorum, böyle bir şeyler söylemek için sonra kafamda bir şeyler tasarlıyorum. Sonra bazen böyle biraz daha başka şeyler söylemek istiyorum. Diyorum ki Nazlıcığım sus, burası yeri değil diyorum. Yani söylenecek aslında çok şey var. Aslında hepinizin de vakıf olduğu ama bir türlü böyle dillendiremediğimiz şeyler. Ben çok iyi anlıyorum. Çünkü artık iktidar partisi zaten tamamen halktan kopuk bir
yol izliyor. Çünkü artık o halkın seviyesinden o kadar kopmuşlar ki biz burada ne yaşıyoruz, ne yapıyoruz, işte spor mu istiyoruz, kültür mü istiyoruz, eğlence mi istiyoruz, bunun farkında değiller. Ve maalesef muhalefetin de bir kısmı, bir kısım yöneticiler iktidara benzemeye başladılar bana göre. Halktan çok kopuk yaşamaya başladılar. Ve bu da bizlerin de muhalefetten de zamanla kopup ayrışmasına sebep oldu. Ben de bu arada yani başka bir partiden istifa edip bugünkü Bağımsız Türkiye Partisi'ne safına geçmiş bir siyasetçi olarak konuşuyorum. Artık beni temsil etmediğini düşündüğüm için tam da bu saydığınız sebeplerin tümünden ve sayılabilir birçok sebepten siyasetçi halktan, siyasetçi derneklerden, vakıflardan kopuk olmamalı. Çünkü siyaset aslında böyle bir şey değil. Bu sefer siz sadece kendiniz için çalışan aslında bir bireye dönüşüyorsunuz olduğunuz makamda. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Yani siz söylerken aslında projelerimin içerisinde var Bakırköy'ü, bir tanesinin ana başlığı Bakırköy Kültür ve Sanat Merkezi haline getirmek. Bravo, o bunun içerisinde yeni yeni mesela bugün bir Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezimiz var ama neredeyse atıl durumda, işlevini kaybetme noktasına maalesef gelmiş. Burada bizler ne yapıyoruz? Bunu telafi etmek için Kadıköy'e gidiyoruz, Taksim'e gidiyoruz, Levent'e gidiyoruz. Niçin? Zamanında insanlar buraya gelirlerken, şimdi Bakırköy halkı ve bir gösteri izlemek için 5-6 saatimizi harcıyoruz. Önceden çıkıyoruz, gidiyoruz, işte bekliyoruz, bitiyor. Ondan sonra bir daha geri gel ve dünyanın da parasını ödemek zorunda kalıyoruz. Ve zamanla ne oluyor? Haftada bir gidebildiğimiz bu etkinlikler 2 haftada bire, sonrasında ayda bire düşüyor. Ve sonuçta Bakırköy ilçesi de diğer başka ilçelere de benzemiyor. Yani Bakırköy ilçesi insan profili çok kaliteli. Yani sanata, kültüre çok düşkün, entelektüel, eğitim seviyesi yüksek. Çok güzel insanların bir arada olduğu bir ilçe burası. İnsanların tabii ki bu yönde beklentisi daha fazla olacak diğer ilçelere göre. Aynen. Yani bu opera ve sanat merkezini canlandırmak, efendime söyleyeyim yenisini açmak, bu belediye için zor bir görev değil ki. Yani çok kolay şeyler bunlar. Yani o kadar kolay ki. Mesela geçen yaz bir sosyal medya oluşumu, genç arkadaşlar, her yerde de söylüyorum bunu, genç arkadaşlardan oluşan. Baktım, takip de ediyorum severek böyle bizim Yeşilköy'ü, işte Bakırköy sahillerini, güzelliklerini, eski böyle tarihi yapılarını, sokaklarını paylaşan. Dedi ki arkadaşlar bir açık hava sineması etkinliği yapalım. Aman Allah'ım, coştu herkes. Biz de çoluğu çocuğu, çekirdeği keki, kurabiyeyi kapan gittik sahile. Tabii kendi imkanlarıyla oraya koymuşlar böyle bunun gibi küçücük bir ekran. Bir seslendirme. İnanın şu ön iki sıradan ses arkaya gitmiyor. Ama yani orada yüzlerce insan toplanmış, sahil böyle dolmuş, sandalyesini kapan gelmiş. Arkada biz asla sesi duymuyoruz ama o kadar eğleniyoruz ki anlatamam. Niçin eğleniyorsunuz diye sorsanız onu da anlatamam. Ama eğleniyoruz. Çocuklar mutlu, biz mutlu. O ona laf atıyor, o ona laf atıyor. İşte geldi oradan bir X bir kafe, herkese işte muffinler, kurabiyeler ikram etti falan. Ya öyle mesut gittik ki o gün eve. Çocuklar onu böyle belki haftalarca anlattılar. Ya bunu yapmak zor bir şey değil ki. Ya biz hakikaten sonra baktığımız zaman diyorum ki biz bunlara özlem duyuyormuşuz aslında. O arabalı sinemalarımız, o açık hava sinemalarımız, opera sanat merkezlerimiz, işte tiyatro salonumuz, yaz konserlerimiz, uluslararası festivallerimiz. Bunlar da mesela çok önemli bir projem benim. Mutlaka. Bunların hepsini başkanım döneminde getireceğim ben. Hoş geldin. Şimdi bahsettiğin olayı biz yaşadığımız için işte kaya yaşamıştır. Tabii yaş ortalaması biraz, mesela bizim burada 2 tane yazlık sinemamız vardı. Kaç tane? Yok yani İncil'in burada bahsediyorum. Hemen evet. Çavuşoğlu Koleji'nin olduğu yerde. Ve buradaki Akbulut'un olduğu yerde 2 tane karşılıklı sinema vardı. Ve pusetlerle gelir, çayını hazırlamıştır, çaydanlığı yanında getirir. O şekilde bir ortamı yaşadık. Şimdi hakikaten
Bilmiyorum, Nihat yaşamamıştır, o daha genç çünkü. Dolayısıyla o kadar güzel bir olayı yakaladın ki, yani buradan sahile gidildiği zaman oradaki nostalji belki evet. de İstanbul'un en güzel yeriydi. Evet. Ama türlü nedenlerle olaylar böyle oldu. Tabii biraz işin içine geçmiş dönemlerde mesela gelinin yanında Ataköy Deniz Sporları diye bir spor kulübümüz vardı. Yani denize sıfır. Her şey mükemmel. Galeriye yapılıyor. Galeriye yapılınca işte yapanlar diyorlar ki sizi bir lojmanlara alalım. Şu anda tren istasyonu yeni yapılan evet. dördüncü kısımdakini orada. Biz galeriye bitince galerinin orada size yer vereceğiz diyorlar. Tabii insanlar bir şey yapmıyor o zaman. Hepimiz yönetimdeyiz de. Aldık. Galeri yapıldı, galeriye bitti. Adam galeriye her şeyini verdi, sattı etti, çekti gitti. Muhatap bulamadım. Yıllarca orada kalındı. Sonradan bunun bir akrabası yönetimde başkan. Ben orayı dedi yıkacağım, yeni yapacağım. Halbuki Devlet Demiryolları'nın arsası. Yıktı, kaymakamla geldi, temel attı. 15 gün sonra her şey lav oldu. Yani çok şey kaybedildi. İşte şimdi Atatürk Spor Kompleksi olan yer havuzuyla orası güzel işlevini yapıyor. Onun dışında başka da doldurur şey yok. Yok. Orada öyle bir başkan var diye iş gidiyor. Orada bir müdür var. Ha, şeyin Sait var diye. Yoksa evet. orası da başka türlü gidecek de. Allah razı olsun. Yani tabii çok şey yok edilmiş. Yani ne aşevimiz kalmış, işte. Ya, sevgilimiz kalmış. Evet. Huzur evimiz yıkıldı. Evet. Çok daha anlatmaya çalışsak çok şey evet. var. Yaşlılarımız kolundan bacağından. Bizim zamanımızda neydi şimdi ne oldu? Gel bakalım sor. Bence şimdi, hiçbir şey için geç de değil. Bence bunların hepsi yeniden tesis edilebilir. Bence bunların hepsi yeniden hayata geçirilebilir. Dediğiniz gibi daha iyisi olur. Hem teknolojiyle iç içe hem de çok fazla da teknolojinin içine girmeden diyorum. Teknolojiyi tabii ki hepimiz çok seviyoruz, kullanmak istiyoruz ve gerekli de artık bu çağda ama ben biraz daha işin nostalji tarafındayım. Yok hatırlıyorum. Salim abinin ve diğerlerinin başkan vekiliydi belediyenin. O altın devrimiz o zamanlar. O devri bilmiyorum bulur muyuz? Dediğiniz gibi kültür üst düzeydi. Evet. Sanat öyle. Dostluk, arkadaşlık çok iyiydi. Yani herkes birbirine saygı, sevgi içinde iyiydi. O günler bilmiyorum. 96-2004. Şimdi bakın bizim zaman. Huzur evi dediler. İşte Ekrem yakın şahidi olduğu için huzur evini biri hibe etti. O Yunus evet. Nadi'de olan evet. yeri. Evet. Biz de işte o görev cevabı orayı hayata geçireceğiz. Tabii onun dekorasyonu var, o yapılması var. İşte belediyeye gelen arkadaşlarımızın işleri olduğunda yaparız ama karşılığında da işte burada bir oda teşrif edeceksin diyoruz. Onu duyan adam, yemin ediyorum eğer cebinden hani 10 lira verecekse 20 lirayı seve seve veriyor. Çünkü bir oda yerine iki oda yapıyor. İki oda yapıyor. İşte hani karısının adına, babasının adına, anasının adına da orayı yapıyor. Şimdi adama diyorsun ki bak buranın aylık şu kadar et ihtiyacı var diyorsun. Yemin ediyorum restoran sahibi bir sıkıntısı var, onu çözmen de gerekiyor. Sen ona 10 kilo al diyorsan adam o kadar iştaha geliyor ki bir de gelip görüyor orada. Çünkü orada yaşayanlar evet. hepsi Bakırköy'ün sakinleri. Ve ansızın bir karar verildi. Mesela halen onun nedenini de bilemiyoruz. Depreme dayanıklı değil dediler. Bir anda 22 tane adamı, değil mi Ekrem? 22 tane yaşlıyı buradan Akçakoca'ya götürdüler. Şimdi bunlar ne yapılabilirdi? Atıyorum burada bir sürü lojmanlar var. Lojmanlara onlar konabilirdi. Çok doğru. Onlara bakardı, Bakırköy'de bakardı. Bakırköy'ün belediyesinin de imkanı vardı. Biraz değerler kayboldu. Yeşilköy'de yapılan bir yer var. İşte huzur evi olarak yapıldı. Huzur komplike evi. Bir şeydi. Ve tamamen belediyeden bundan hiçbir para harcanmadı. Hı hı. Yani ben şahsen hep içindeyim. Hı hı. Kaya da içindeydi. Ziya şey de biliyor, Nihat da biliyor. Yani biz vatandaşa söylüyoruz. Bakırköy çok sevecendir. O veriyor. 3, 5, 10 neyse.
Fakat onu da Kızılay'a devrettiler şimdi. Kızılay da orayı tekrar açmadı. O da başkası. Devretmiş mi? Öyle bilmiyorum. Şey. Kızılay'a verildi orası. Dolayısıyla evet sorusu olan bir ol var mı bir sorumuz? İşaretledin sen. Evet Atilla. Bir şey söyleyecektim. Başkanım merak ediyorum şimdi nostalji dediği için sayın adayımız. Şimdi Bakırköy'ü ben 50 yıldır buradayım. Bir beyefendi sosyal medya üzerinden Bakırköy'ün tarih çok eski zamanlardan, köşkler döneminden ondan sonra bir sürü fotoğrafını ben de biriktiriyorum. Ve sırf bu şey prestij için bir tane Bakırköy'ün tarih binasını satın aldım. Sormak istediğim şey size de soruyorum da size de farklı bir şey soracağım. Bu güzellikleri ortadan kim kaldırdı? Size soruyorum. Hangi dönemde kaldırıldı? Size de şunu soruyorum. Bakırköy yalnız bu tarihi evlerde değil. Özellikle Bizans döneminden. Rus ordularının 1877'de sizin bulunduğunuz Yeşilköy'e gelmesi. Orada kilise kurmaları, kilisenin daha sonraki kurmuş olması, Bizans'ın tarihi mekanı olması için Tekfur Sarayı ki bugün dünya gözün altındadır. Altındadır bu. Evet. Ondan sonra gibi yerleri ayağa kaldırmak. Çünkü gezmediğim biz ülke az oldu ama böyle 50 tane ülke gezdim adım adım neredeyse. Türkiye'nin şehir merkezleri tarihiyle yaşıyor. Sattıkları tarihtir zaten. Evet. Yani her yerde cam, betonarme gördüğünüzde neyi göreceksiniz? Her yer birbirine benzeri. Farklılık yaratan o tarihi yerler. Çok doğru. Bunlarla ilgili planlarınız varsa duymak isterim. Açıkçası bununla ilgili şimdi siz söyleyince böyle bir fikir bende de oluştu. Şöyle ki daha önce şöyle bir mesela Avrupa'da özellikle bu söylediğiniz şehirlerdeki yapılaşmada şöyle bir kentselde de ya da işte yeni yapılaşmada da belli kurallar çerçevesinde tadilatı bile biliyorsunuz belli kurallar çerçevesinde yapılabilir. Ama bu tabii ki o tarihten bu yana alışılagelmiş bir şey. Mesela oradaki yapılaşmaya aykırı tek bir çivi çakamazsınız orada yerlere. Ama burada o nasıl olur, nasıl hayata geçirilir? Açıkçası bununla ilgili bir fikrim yoktu. Ama şimdi siz söyleyince ki ben de meraklısı olarak aslında belki daha farklı şeylere o kadar böyle temel şeylere o kadar yoğunlaşmışız ki çünkü insanların artık temel zaruri ihtiyaçlarından bile uzaklaştırıldığı böyle bir dönemde belki de bunlar insanın düşünmek için dediğiniz gibi aklına gelmiyor. Ama bununla ilgili de ben oturup hem kurmaylarımızla hem partimizle hem ARGE'mizle oturup ne yapılabilir konuşurum. Sonra isterseniz bir kahve içerek tekrar bu konuyu tartışırız sizle. Hem de sizin de kıymetli fikirlerinizi dinlemiş olurum. Çünkü hakikaten şu an büyük merak uyandırdı bende bu konu. Şimdi tabii ben yaşayan biri olarak ona biraz da cevap hakkı vereyim. Ben 1965 yılında yani 60'tan beri ben Bakırköy'deyim. Kartaltepe'de tek katlı suyu yok ama işte 100 metredir çeşme var. Akşamları hortumla yukarıda variller var. Ama bahçemiz var. İşte kaz, ördek, tavuk her şeyimiz var. Sonradan işte adam bize 35 bin liraya orayı verdi. Biz onu 35 bin liraya oraya almadık. 55 bin liraya Türk İş Caddesi'nde dairesi aldık. Yani konu daha böyle modern hayata geçmenin getirdiği bir yani 70'li yıllardan itibaren Bakırköy'de korkunç bir yapılanma başladı. Olay o. Yani eskiden insanlar tek katlı evlerde mutluydu bahçeniz ama mesela gazeteciler yapıldığı zaman biz Bakırköy'e geldik. Şimdi o 70'lerden sonra bir de Karadenizli müteahhitlerin böyle hızlı hızlı yapsat olayları falan işte bol taksitli veya bir yeri 3 kişiye 5 kişiye satmaları çok büyük bir kaos çıkardı. Yani 70'li 80'li yıllar ama yani bunun içinde hepimiz de dahiliz apartmanı bir bahçe yerine tercih ettik. Yani sırf ben kendi adıma geçiyorum. Konuşmuyorum. Bakırköy'de öyle bir rüzgar esti. Evet. Böyle oldu. O zaman katletmişiz bence şehirlerimizi. Evet. Efendim. Şimdi de öyle aslında. Bakırköy'de olmadı.
İnsanlar ne kadar daha çok böyle köy hayatına, o bahçeli ev hayatına falan ne kadar özeniyoruz hepimiz ama ben şu anda anlamıyorum. Mesela özellikle hani zenginlerimizi falan düşünüyorum böyle. Gidip de böyle deniz kenarında o kat 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 böyle 1 milyon tane daireli yerlere öyle bir talep var ki. Yani bakıyorum şöyle. Diyorum ki yani insan niye parasıyla kendini böyle bir yere sıkıştırır? Neden? Yani anlamak çok güç benim için hala ki 42 yaşındayım. En nefret ettiğim şey hala oturduğum ev Yeşilyurt'ta böyle sahile 2 dakikalık yürüyüş mesafesinde kocaman bir bahçesi olan, içinde işte türlü türlü meyve ağaçları bulunan, halen kentsele girmemiş ama girecek diye de çok ödüm kopuyor gerçekten. Çünkü biliyorum neye dönüşeceğini. İşte insanlar girince bizim karşımızda yeni yeni artık her yer yapıldı. Kentselden çıkan o muhteşem dairelere bakıp böyle iç geçirirken ben kendi apartmanıma bakıp böyle hani umutluluk baloncukları çıkar kalpler böyle bakıyorum. Çok seviyorum. Yani keşke imkan olsa onu koruyarak işte devam edebilse ama insanımızın talebi bu yönde. Öyle, yani tabii sanıyorum ki, değil mi? Bu ona verilecek belki en güzel cevap herhalde. Talep. Talep. Talep tabii. Şimdi bakın Havarp Okulu oranın bir yeşilliğiydi. Şimdi Havarp Okulu da orada. Ay hiç şey söylemeni yapıyorlar. Ağlatırsınız. Ağlamam tamam. Vallahi o zaman o Havarp Okulu çünkü benim evimin hemen sırtında o iş makineleri girdikçe sanki benim kalbime bıçağı saplıyorlar. Öyle bir üzülüyorum anlatamam. Hadi her yeri geçtim ama o harp okulun içine girmeyeceklerdi yani. Tamam ben cami de yaptılar. Kayıtlardan çıkarıyorum o zaman. Niye ödüyorsun bir de cami Mesut yapıldı içeriye. Çok mu gerekliymiş? Çünkü hemen 20 metre ötesinde zaten camimiz vardı. Tam da yapıldı cami yapıldı. Lazım. Zaten vardı yani ki çok yeterli bir yerdi. Var mı soracağınız bir şey? Hoş geldiniz efendim. Sen başkan yaptın. 5 seneden beri Bakırköy'de yaşıyorum. Gerçekten Bakırköy şu an şeye muhtaç, nasıl diyeyim, projelere muhtaç. Deprem konusunda bir türlü şey yapamıyoruz. Proje geliştiremiyoruz ve önümüz açılmıyor nedense. Onun haricinde yeraltı çalışmalarında bayağı şeyler var, eksiklikler var diye düşünüyorum. İnşallah biz bunları çözmek için geleceğiz. İnşallah. Hep birlikte siyaset i̇nşallah. Çözüm üretme sanatıdır. Birlikte evet. El ele verip bunları hayata geçireceğiz. Bak, teşekkür ederim.